Şöyle söyleyeyim, biz yaz dönemlerinde yoğun iş yapan iş yerleriyiz. Pandemiden dolayı da bir süredir işlerimiz durgundu ama bu sanki ilaç gibi oldu bize. Aslında senede birkaç defa devletimiz bize böyle bir tüneli kapatıp bu tarafa yol verirse bizim için de çok iyi olacaktır. En azından maddi açıdan kışa hazırlık gibi düşünün. Kışa doğru en azından maddi sıkıntılarımızı atlatmış olacağız. İnşallah böyle sonbahar dönemlerinde arada bir bu şekilde kapanmalar olur. O da bütün Bolu Dağı esnafı için hayırlı olacağını düşünüyorum. Yani Bolu Dağı'nı mesela İstanbul Ankara arasında gençler çok bilmiyor. Otobanı kullanıyorlar. Otoban tabii trafik olarak daha akıcı olduğu için orayı kullanıyorlar. Ama Bolu Dağı'nın güzelliğini gören mutlaka Bolu Dağı'ndan kaynaş dikşelerinden çıkış yapıp mutlaka Bolu Dağı'na uğrayıp etini mangalını yapıp buradan kendi istikametine doğru gidiyor. Gidenler de mutlaka geri geliyor. Çünkü bu doğal bu güzelliği her yerde, ülkenin her yerinde bulmak mümkün değil. Yani. Bu yol çalışması yani çalışması olmasa da 2-3 ayda böyle bir kapanmış olsa ben kendi adımı değil Boldan'daki bayağı bir esnaf var. İşi iyi olan iyi olmayan esnaf için konuşuyorum zaten. Bolda adına konuştuğum için böyle olmasa da 2 ayda böyle bir yol kapanması benim için bayağı bir iyi olur. Kendi adıma hem de esnaf abilerimiz kardeşlerimiz adına söylüyorum. Bolda deyince at akla et gelir. Et zaten dağda yenir. Atasözümüzle eti dağda yiyeceksin, balığı sahilde yiyeceksin. Anladın mı? Dolayısıyla otobanda düz istikamet olduğu için etin lezzetini boldan da yiyeceksin yani. Bolda her zamanki gibi tercih edilecek bir yer ama vatandaş kısa geliyor diye şeyi tercih ediyor. Ama Boldağ'ını yaşamak başka bir şey. Bir yaşam koşturmacası var ya, hep ona yetişelim diye Boldağ'ını es geçiyoruz bazen. Ama tercih etmek gerekiyor. Özellikle işte yeme içme, çay keyfi. Ben tercih ediyorum. Hava muhalefeti olmadığı sürece ben hep buradan geçerim yani. Uğrak yerimdir burası. Temiz havası, bol oksijeni değil mi canım? Tabii canım, bu yani ender rastlanan bir yer. Yani dünyada ben bilmiyorum, Avrupa'nın bir çok ülkesine gidiyorum. Hemen hemen. Bir Avusturya'da var, orada da işte buradaki sıcaklık yok yani. Bolu Dağı'nın ben şu an bulunmuş olduğum yer. Şöyle söyleyeyim. 40 yaş altı yeni nesil Bolu Dağı'nı bilmiyor. Neredeyse unutmak üzereyken böyle bir şey devlet sağ olsun işte tem çalışması olduğundan diyor ki Bolu Dağı varmış çok güzelmiş biz burayı kapalı biliyorduk falan. Geldiğinde şaşıranlar oluyor. 40 yaş altı bilmiyor. Ama onun şöyle söyleyeyim işte amcasıyla dayısıyla dedesiyle seyahat edenler falan onlar kulaktan kalma bir şey olduğunda geliyorlar. Ve çoğu da kayboluruz. Yani burada ışık var mı? Yol kapalı mı açık mı? Biz diyor işte yanlışına çıktık Bolu Dağı'na diyor ama diyor burası neresi diye soranlar oluyor. Geldiğinde de şaşırıyorlar. Şimdi Bolu Dağı'nın tabii ki eşsiz manzarası güzel olan yerler de var. Hoş geldiniz. Kızım hemen bir şeyler getirdim arkadaşlar. Bolu Dağı esnafını tabii ki her zamanki gibi %70 bir artı ile beraber karşıladı. Biz de Bolu Dağı esnafı olarak her zaman için senede bir iki seferde olsa böyle bir bakımdan böyle bir trafiğe ihtiyacımız var diyelim.